Evet, ışık da var, gördün mü? Artık ışığımız da var. Nere bucak şeyin? Bu tarafa. Suyu. Evet, musluğun standart boyu neymiş biliyor musun? Hı. 75 santim. 75 mi? Sen 60'a takmışsın. 75 olacak. Onu söyleyeyim de bu tarafa olsun çünkü burası kapalı ya, su buraya gel. 75 santim, burada 80'e takacağız. Niye? He, alttan mı? Hı. Atmak için beton. Hı. Tamam, gideriz zaten şuraya olacak. Yani oraya olacak zaten, yani şurada. Hı, tamam. Buradan oyacağız onu. Sıcak soğuk su gelecek. Çeşmemiz, şey, ışığımızı yapmış. Aa, bu tahta mı dönmüş? Öyle mi takmışlar öyle zamanında? Ya bu şeydi, buradan çaprazından. Tamam. Beşon değil. Beşon değil. Anladım, beşon. Biz de gazı çarptık ha. Ne o? Bakayım. Çekil. Aa, neden? Bıdak çıkmıştı ondan. Aa, çok akıllılar. Şu araba da... Boşlaşınca mı? Orası delinince mi? Orayı da sıva bari. Orayı sıvarken şurayı. Kalefi bir şey nasıl sıvacağım? Aşağısı da, aşağı bacam da öyle olacak. Şunun güzelliğine bakın. Maşallah. Neyse, ben bir komşu ziyaretine gideceğim de. Biz gezmeye gideyim. Bu ışık da az baksana Şevket Usta. Elini sür. Bu ışık böyle boşluk kalmış. Yamuk zemin diye. Altını kesmemişler ondan. Neyi kesmemişler ki? Ha, siyahı. Işığı kapatayım. Artık ışığımız var. Sadece bu duvar kaldı değil mi? Bunların hepsini yapayım diyorum ben de. He. Şeylerin, derzlerini de yap. Ama çıtaları alırız. Ne oldu? Şurası şu. Burada şuraya kadar temizleyip geleceğim ben bir şimdi. Temizledim. He. Derzi olsun. Buraya kadar çekeceğim. Bu şunlar. Tamam, ne olacak? Bu ne? Aynanın ışığı. Şey, ayna ışığı. Burada mı yani bu? Hı hı. Oldu. Şu fayansları da ben toplarım. Burada şeyde kullanabilirsek bakalım. Banyoda bakalım. Yoksa yer olursa küçük zorları değerlendireceğim. Yani artanları da depoya koyacağım. He. Bir şey yaparım ben. Tasarım. Ben gidiyorum. Şimdi kıçağın tipine bakıyorum. Hadi gidiyorum bakalım. Evde bulursan komşuyu. Karşıya su birikiyor. Böyle çok sıcaklara kadar böyle olurmuş orada su birikmesi. Her türlü sağdan soldan gelen suların biriktiği bir alanmış. Gördüğünüz gibi. Kaçta ne güzel bir ev var değil mi? Küçücük. Buraya gidiyorum. Evet. Güneşi görüyor Çiğdem. Hapşuracak gibi. Dizimi de zor sürüklüyorum. Yokuş aşağı daha zorluyor. Daha da dizli kalmadım.
şöyle döndüreyim sizi. Köyün sakinliğine. Benim evimi de göstereyim size uzaktan. Malum dolabımı görüyorsunuz, oradan tanırsınız. Şu da dam, benim dam. Gördünüz mü? Havalar kötü olmadan o dolabı içeri alırız artık. Bu evi görmüyorum ben pek galiba. Kendi evimden. Çok enteresan. İki uçta yaşamak. Çok uzun bir atlayış yaptım köy hayatına. Bakın orada su birikmiş. Burada bol su kaynakları varmış. Yağış yok ama demek ki dağlardan geliyor. Bilemem çok tabii. Şöyle çekip gölge alıp kendimi. Pirinç tarlası olur orası. Neyse. Şimdi herkes çekim tercih etmediği için kapatacağım. Evdeyse birazcık oturacağım. Sonra geçeceğim eve. Ne var ya? Ne bakıyorsun? Ne yapıyorsun? Evet, şey yapayım. Öbür işi bitirmeden buraya mı geçtin? Çekecek ondan. Ha, ne yapacak? Ha? Bunun aşağısı delik ya. Ha, aşağı mı gidiyorsun şeyin? Aha. Aşağı gidiyor herhalde. Aşağı delik var sanki. Borudan gidiyor. Ben anlamam şey. Evet, direkt banyoya gidiyor burada. Delik. Alt kattaki banyoya mı? Evet. Hayır. Valla. Ne ya? Şey. Boru var dışarıya doğru. Tamam, var o başka, bu da gidiyor buraya. Tamam canım, beton atacaksın ya 5 santim, orada kapanır gider yani. Bakın aşağı gerçekten oraya mı gidiyor bu? Ya Allah'ım, sen bana sabır ver ya. Hayır, buraya göre beton atalım. Yoksa başka yere mi gidiyor? Gerçi bu duvar kalın da, bunun altında da banyo var değil mi? Evet. Tamam, oraya gidiyor o zaman. Başka nereye gidecek? He, ne yapayım? Gitsen olur, yok, gitmesen. Şey ya. Yapacak bir şey yok. Buradan sen niye sofra resimleri attın? Ondan, fotoğraflar niye attın? Şeye gösterdi ya, onlardan istiyordum. Kim? Benim adam, kadın. Fatma abla mı? Ha. Fatma abla. Hı-hı. İnsan o zaman bir belirtir ne için gönderdiğini. Ya hemen oturdum 2 dakikada, ben yazacaktım onu. Sen niye öbür fayansı döşemeden buraya geldin? Niye döşemesi ya? Kaldı ya, şu birkaç tanecik bir şey kalmış orayı, yarımı niye bitirmiyorsun? Ya bekle ya. Aşağıda da bir tane var. Ne? Fayans. Hepsini toplayacağım ondan. Hepsi çekecek yarım. Çekecek orayı da, ondan sonra geçmeyeceğim yukarı. Dersini yapacağım, ondan sonra aşağısını yapacağım. He. Orayı da böyle duyduk oraya. Öyle bir sıkılamışlar ki sanki bunu bu duvarı yaparken koymuşlar. He. Sanki öyle bir durum var. Vallahi bak, iki taşı araya bu sokmuşlar. Nasıl soktular? Sonradan mı soktular? Önceden mi? Soba da inmiş aşağıya. He? Soba inmiş aşağıya. Nereye inmiş? Şevket Usta, neden sence buradaki tatlılar bu kadar zedeli? Çürümüş. Ama hiçbir yerde yok. Hep sen. Ondan su yapmış. Şurada ondan. He, tamam, burası akmıştı. Anladım, çatıyla alakalı. Tamam. Tamam. Ya bakılmadan ne olacak ya? Biliyorsun, açıyormadın mı? Aa, canı yarayı almış. Ben geçeceğim canım, sen
Benim eşya mı? Ay. Nereye? Evet. Aç da bakalım buraya ne düşmüş. Ben bir şey malzeme. Ne malzemesi? Ya topraklar düştü ya. Hmm, anladım. Bu da incemiş mi ki? Aşağı mı gidiyor? Tamam. Bakıyorum. Bakıyoruz şimdi. Şevhat ustamız dedi ki. Aa, buranın ışığı nerede peki? Allah Allah. Bir yere düştü yok ya. Şevket Usta. Buranın ışığı nereden yanıyor? Buranın ışığı nereden yanıyor? Allah, bunu ben ne dikkat edeyim? Ya burada yanmıyor mu ileride? Ya yok ki, priz bırakmamışlar. Yanmak değil mi? Hayır. Ya Yasin'e sorayım. Yanmıyor. Şimdi yap. Allah Allah. Özgür yaptı. Belki de onu eksik mi yaptı? Bak, yok mu yanmadı? Yok. Şeyler gidiyor burada. Yukarıdan geliyor. Yukarıdan bakalım. Yok artık. Biri geliyor ya. Burada mı? Bak lan. Yanmıyor. Yere mi düşmüş? Hayır Şevket Usta. Burada o kadar kalın şey var ki. Ne yere düşmesi? Aralıklı adamdan. He. Allah ya, buradadır bu. Bu mu? Bu olsa. Bence o ama şu bağlantıyı eksik yapmış. Söyleyeyim ben ona. Akşam oldu arkadaşlar. Şevket Usta'yı yolcu ettim. Şöyle bir pijamamı giydim. Sobamı yaktım. Biraz dinleneceğim. Sonra da bir kestane yaparım. Şöyle onu da yerim. Vallahi dün gece çok geç uyudum. Geç geldiğimiz için 12 gibi geldik ama ben ilacı alıp uyuyabilmem için 2'yi geçiyordu. Erken de uyanınca biraz yorgun hissediyorum. Komşum vardı. Hep geliyordu, işte gelmiyorsun falan diyordu. Yolumun aşağısında, böyle hani kapıdan çıkınca pat diye girebileceğim bir ev değildi. Hadi bugün yarın derken bugün oraya gittim. Orada birkaç komşu daha vardı. Sohbet ettik. Tanışma faslı oldu. Çay içtim. Biraz oturdum. Ondan sonra geldim. Şevket Usta'yı yedik içtik. Ondan sonra bırakmıştım zaten. O da bir iki fayansların arasında derz dolgusu falan yapmış. Diğer banyonun da işte giderinde deliğini açmış, işte boruların döşemek için. Ufak tefek bir şeyler. O da gitti. Yarın işte Recep Usta gelecek. Aa, hiç sormadım, Şevket Usta yarın gelecek mi? Yarın cuma değil mi? Sanki bir şey lazım mı falan diye sordu. Geliyor galiba. Gelse çok iyi olur. Bitsin istiyorum. Yarın Recep Usta gelince odunları dizsin. Şöyle bir ortalık toparlansın. Ben de biraz dinlenim, o bir tane yaptığım sebze yatağını, en azından bir tane numuneyi bir bitireyim yarın istiyorum. Gerçi iki kişi usta olunca yemeğiydi, çayıydı falan ama olsun. Ben hızlıca onları halledip onu da bir halledim diyorum. Ama bugün şöyle bir dinleneyim istiyorum. Şu anda içeride üç kişiyiz. Üç eksik. Ama bugün çok güzeldi. Günlük güneşlik. Yılbaşı da geliyor. Yeni yıl hepimize sağlık, mutluluk getirsin inşallah. İnşallah savaşsız, huzurlu yıllarımız olsun. Bakalım. Kar yağacak falan herhalde. Ben ne yapacağım? Hiçbir planım yok tabii ki. Evi bu halde pislik götürüyor. Evdeyim. Şu anda burada yapılacak bir plan yok açıkçası.
Bir iki video çekmiştim. Onu da paylaşacağım. Bunu da paylaşacağım sizinle. Yarın tekrar görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.